Sevgili öğrenciler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sesim geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Aleykümselam. Seste bir sıkıntı yok. Şimdi sevgili öğrenciler, öncelikle tabii birbirimizi tanımak lazım. Sizi tabii tanıma imkanımız yoktur ama muhtemelen farklı amaçlarla, hedeflerle bu dersleri dinliyorsunuz. Ben kendimi tanıtayım kısaca. Belki tanıyanlarınız var, belki tanımayanlarınız var. Bu dersi tanışma dersi olarak bize takdim ettiler. Tanışma dersi olmasını istediler. Şu anda ben şöyle yapalım. Şimdi modern ben 1966 Giresun Çamolu Kurukol Köyü doğumluyum. Liseden başlayalım. Lise Fatih Madrid Lisesi. Üniversite Eser Usulüddin Fakültesi Hadis Bölümü. Yüksek lisans Marmara Üniversitesi Hadis. Doktora yine Marmara Üniversitesi 1997 Tefsir. Ondan sonra yurt dışı tecrübelerimiz, görevlerimiz var. 3 sene Kırgızistan'da kaldım. Boş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri doktor öğretim üyesi olarak. Sonra 2009 yılı başına kadar Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nde hem öğretim üyesi hem de yönetici olarak bulundum. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Belagatına öğretim görevlisi olarak girdim. 2011'de Arap Dili Belagatında doçent, 2016'da profesör oldum. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığı yaptım bir süre. Sonra 2017'de Ağrı İbrahim Çiçen Üniversitesi İslam İlahiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Birinci dönemi bitirdik, 3 yıllık. İkinci döneme başladık. Önümüzde bir 2 senemiz var. İngilizce, Arapça iyi düzeyde bilmekteyim. Orta düzeyde de Bulgarca bilmekteyim. Evet, diğer çalışmalarımızla ilgili hususları detaylı CV'mize bakarsınız. Klasik ve modern, peki klasik ve modern Arap dili, Arap edebiyatı okumaları, bununla ne kastediyoruz, ne amaçlıyoruz? Ben tabii bu dersi lisans eğitiminde öğrencilerime, yüksek lisansta yine öğrencilerime benzer dersler okutuyorum. Yani içerik aynı olmasa bile benzer dersler okutmaktayım. Amaç nedir? Aslında bunun iki amacı var. Biri Arap dili ve edebiyatı alanında yazılan temel kitaplardan pasajlar okuyarak bu kitapların hem yazarlarını hem kitapları üslup bakımından, içerik bakımından öğrenmek, tanımak. Yani bizzat uygulayarak Arap edebiyatının şaheserlerini bizzat okuyarak yakından tanımaktır. Bir amacı bu. Diğer amacı da Arapçayı, Arapçanın güzelliğine yine bu dili en güzel şekilde kullanan, en güzel şekilde kaleme döken ediplerin dilinden öğrenmek, geliştirmek, onları daha güzel Arapça konuşabilmek için onları taklit etmek. Yani bu dersin amacı bu. Yani hem Arap dili edebiyatıyla ilgili temel bazı bilgiler edinmek, edebiyatçılarla ilgili ve hem de onların kaleminden çıkan yazılarla Arapçamızı geliştirmek, üslubumuzu düzeltmek. Yani benim zihnimdeki amaç budur. Çünkü ta efendim İbni Haldun, düşünün asırlarca önce, İbni Haldun Arapların dahi selikası bozulmaya başlayınca
onlara çocuklarına Arap dili edebiyatının şaheserlerini okutmayı öneriyor. Yani bu şekilde Arapça selikaları düzelir. Arapçayı, fasih Arapçayı daha güzel konuşurlar, daha güzel kullanırlar ve anlarlar diyor. Arap edebiyatının temel kitapları olarak da dört kitaba işaret ediyor İbni Haldun. Bunlardan birisi Cahız'ın El Beyan ve Tebyini, birisi Müberred'in El Kamili, birisi Ebu Ali El Kali'nin En Nevadiri, diğeri de bak şimdi aklımdan çıktı. Evet. Bunlara işaret ediyor İbni Haldun. Diğer edebiyat kitapları bunların diyor tabileridir. Yani hepsi bu dört kitabı, ben birini şu anda aklıma gelmedi. Bu kitapları esas alırlar ve bunun üzerine kitaplarını bina etmiştir diyor. Bunlara tabidir diyor. Biz dersimizde eğer seçilirse, ilgi duyarsanız, efendime söyleyeyim, seçilirse, klasik metinler içerisinden Cahız'dan, Müberred'in Kamil'inden, efendim İbn Abdirrabbih'in El Ektülferid'inden, Ebu Ali El Kali'nin Emalisi'nden, İbn-i Kuteybe Nevadir'inden hocam, olmasa bile İbn-i Emalisi'nden, Kuteybe. efendim bazı metinler seçtik. Bu metinler içerisinde atasözleri var, şiirler var, nesirler var, yorumlar var. Bazı toplumsal olaylarla ilgili yorumlar var, örf adetlerle ilgili. Bu okumayla dediğimiz gibi hem mesela Cahız'ı diyelim, El Beyan ve Tebiyen'den bir pasaj aldık mesela. Öğretmenlerle ilgili bir pasaj. Hem toplumun öğretmen algısını öğreniyoruz, hem Cahız'ın uslubunu öğreniyoruz. Efendime söyleyeyim, hem Arapçamızı uslup bakımından geliştiriyoruz, hem şiirler çözümlüyoruz. Evet. Bir soru geldi sanki ama ben soruyu tam alamadım. Hocam, İbn-i Kuteybe'nin Edebül Katip hocam. Edebül Katip, evet, tamam, doğru. Onu hatırlatmak istemiştim de. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. İbn-i Kuteybe Edebül Katibi. Bu şekilde devam edip gidiyor. Yani klasik edebiyat okumaları derken biz hani edebiyatçıların Arap edebiyatını bölümlere ayırıyor biliyorsunuz. Cahiliye, İslami, ilk dönem, Emeviler, Abbasiler vesaire diye. Böyle bir sıralama takip etmeyeceğiz. Sadece klasik. Çünkü hepsinden, bütün dönemlerden efendim bir edebi seçip, bir eseri seçip ondan pasajlar okumak zaman bakımından, dersler bakımından yeterli olmuyor, yetişmiyor. O sebeple dediğimiz İbni Haldun'un en azından işaret etmiş olduğu büyük üstad edipler ve onların eserlerinden seçelim dedik. Bir de tabii şu var, modern edebiyatçılar var. Modern edebiyatçılardan da özellikle Mısır ediplerini ben tercih ettim, seçtim. Hakikaten geçen yüzyılın başlarında, ortalarına doğru yetişmiş çok ünlü edipler var. Üslupları birbirinden farklı olmakla beraber hepsinin ayrı bir tadı var. Kısa kısa bunların gazete yazıları var. Daha sonra kitaplaştırılmış gazete yazıları var. Efendime söyleyeyim. Biz buradan ekran paylaşımından değil mi? Onları seçebiliyoruz tabii. Mesela benim listemde burada bunlar mesela kısa klasiklerden seçtiklerimiz. İbni Kuteybe'nin Uyunul Ahbarından seçmişiz. Kamil var, El Ektülferid var. Yine Ebu Bekir Es-Suli'nin Edebül Küttabı var. Ebu Ali El-Kali'nin El-Emalisi. Ebu Hayyan et-Tevhid'in El-Besair ve Zehair'i var. Modernlerden ise şu anda liste önümde değil ama Tevfik el-Hakim'in Ya Gazatül Fikri var. Tevfik el-Hakim'in üslubu çok güzel. Yani bir Arapça nasıl kullanılır?
efendim klasik ve modern uslup nasıl birleştirilir? Hani bunu görmek için Tevfik el-Hakim'i okumak lazım. Bir buçuk sayfalık, bazen iki sayfalık böyle toplumsal konularla ilgili köşe yazıları var. Bunları kitap haline getirmiş. Değişik konularda. Güzel, uslubu çok güzel. Mustafa el-Menfeluti'nin uslubu biraz mecaz ağırlıklı. Uzun cümleler ve mecaz ağırlıklı. Tevfik el-Hakim'den biraz farklı. Ama onun en çok dikkat çeken hususu benim nazarımda dediğimiz gibi böyle kendine göre usluplar icat etmek, uzun cümleler kurmak, mecaz ağırlıklı bir dil kullanmak. Bu dikkatimi çekti. Efendime söyleyeyim, Mustafa el-Hakkat'tan, Seyit Kutup'tan, efendime söyleyeyim, pasajlar seçip okuyacağız. Mesela Seyit Kutup'un El-Me'alim fit tarikından. Yine Cude es-Sahhar var. Mısırlı Seyit Kutup döneminde yaşamış bir İslamcı, romancı, öyle diyelim. Onun eserleri var, romanları var. Oralardan pasajlar seçip okuyacağız tabii. Ders süreye bağlı olarak ne kadar devam eder tabii bilemiyoruz. Bazen tabii metnin bütünlüğünü de bozmamak lazım anlayabilmek için. Bu söylediğim hususları, yani dönemin kültürünü öğrenebilmek için çeşitli sosyal konularla ilgili tasavvurlarını anlayabilmek için konu bütünlüğünü de bozmamak lazım. Tamamını bitirmek gerekir. Farklı konular da seçilebilir ama benim elimde seçilmiş konular var. Onlarla devam etmek istiyoruz. Evet, yani uslarla ilgili tabii modern dönemde şiir tercihim olmadı ama şiir de tercih edilebilir yani çeşitli çağdaş yazarlardan şiirlerde tespit edilip onlar da okunabilir ama modern klasik Arap edebiyatındaki şiirler vezinli şiirler kafiyeli vezinli ve kafiyeli şiirler bunlar bana çok daha cazip geliyor. Yani şiir denince şiirin anlamını, içeriğini tam yansıtan şairler ve şiirler. Modern şiir biraz daha serbest ölçüde yazılan şiirler. Arap şiirlerinde de bu yaygın. Aynı tadı vermiyor ama tabii yine modern şairlerin yazmış olduğu kasideler, şiirler de okunabilir. Evet sevgili arkadaşlar, eğer içerikle ilgili sorunuz yoksa bir örnek metin okuyabiliriz. Cahız'ın El-Beyan ve Tebiyininden öğretmenlerle ilgili kısa bir pasajımız var. Başlangıç olarak onu okuyabiliriz. Artık ondan sonra dediğimiz gibi ders açılırsa okumalara devam ederiz. Dediğim gibi benim zihnimde bu dersin iki temel amacı var, onu tekrar edeyim. Birincisi, ünlü ediplerimizin uslubundan kendilerini tanımak, usluplarını tanımak ve bir de onların öne çıkan kitaplarını tanımak. Hem uslup olarak hem de içerik olarak tanımak. Yani teorik olarak onun haklarında yazılmış biyografi yazılarından tanımak yerine, tabii o biyografi yazıları da tabii özellikle ansiklopedi maddeleri okunabilir yakından tanımak istiyorsak. Ama onun yanında doğrudan edipleri kendi yazılarından hareketle tanımak birinci amacı budur. İkinci amacı da klasik Arapçamıza ve modern Arapçamıza bu dili en üst düzeyde kullanan ediplerin kaleminden çıkmış yazılar kanalıyla ulaşmak ve bunu geliştirmek. Evet. Sorunuz gördüğüm kadarıyla yoktur. Pekala, ben şimdi şurayı şöyle açarsam. Birincisi, ilk edibimiz Ebu Osman Amr bin Bahır el-Cahız.
Hicri 255, yani 3. asırda yaşamış. Efendime söyleyeyim, El Beyan ve Tebyin isimli eserinden alınmış bir metin. Eser Abdüsselam Harun tarafından tahkik edilmiş ve Kahire'de 1998 yılında basılmış. Bu metinler doğrudan kitap metnidir. 248. sayfa diye yazıyor. Doğrudan kitabın resmidir, fotoğrafıdır, öyle diyelim. Peki neden bunu böyle yaptık? Kitabı okuma havası versin diye. Yani bu dediğimiz gibi Word dosyasına da aktarılabilirdi, yazılabilirdi vesaire. Ama doğrudan kitap havası versin diye metin kopyalanarak Word dosyasına resimlenerek ya da Word dosyasına bunu aktardık. O sebeple yazılar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamıyoruz. Peki ben metni oynatabilecek miyim? Evet, oynatıyorum. Metni görebiliyor musunuz? Sadece Word dosyası var hocam. Nasıl? Seçiliyor mu metin? Hocam metni paylaşmadınız. Paylaşmadım mı? Ben ekranı paylaşıyorum ama şu anda. Hayır. Metni açmanız gerekiyor. Metni açık metin. Açtıktan sonra üzerine tıklamanız lazım. Şu anda sadece kitap isimleri var. Liste hocam var. Ekran paylaşırken Word kısmını paylaşmışsınız. Yani ekran paylaş yapacaksınız. Ben ekran paylaşı yaptım ama ne yapayım? Stop share yapayım sonra mı paylaşayım? Bir daha yapalım. Tamam aynısını. Olur hocam o zaman. Olur. Hocam share yaparken bazı ekranlar çıkacak. Siz orada masaüstünü seçmelisiniz. Şu anda geldi mi peki? Tamam geldi hocam. Ha, şu anda geldi. Demek ki çıkıp tekrar paylaşmak gerekiyor. Yani alttan paylaşınca olmuyor. Hocam bu birinci herhalde... ciltte mi ikinci ciltte mi? Özür dilerim hocam. Birinci ciltte mi ikinci ciltte mi bu metin? Yani bunu onun hakikaten ciltini buraya yazmamışım ama dur şu diğer şeye bakayım ben. Orada yazıyor. Bende de var. İki cilt halinde de şimdi onu bulmam lazım. Hangisinde acaba? Ciltini yazmamışım. Hakikaten. Tamam bulmaya çalışayım hocam ben onu. Evet ciltini yazmamışım. İlginç yani onu nasıl atlamışım doğrusu bilemiyorum. Tek cilt mi acaba? Tek cilt halinde de belki olabilir. Diğerlerinde ciltleri yazmışım. İbn-i Kuteybe'de cilti yazmışım. Kamil'de cilti yazmışım ama bu El Beyan ve Tebiğinde nasıl atlamışım? Muhtemelen tek cilt olabilir. Şu anda... Evet, şu anda görebiliyorsunuz değil mi metni? Biraz büyüteyim bakalım. Büyütecek mi? Büyütüyor. Evet, sanki biraz daha iyi. Öyle değil mi? Babun fi zikril muallimin. Muallimler bahsediyor. Burada muallimlerle ilgili bir toplum algısına işaret ediyor. Sonra kendisi çeşitli şekilde bunun bir değerlendirmesini yapıyor. Kendi açısından da değerlendirmesini yapıyor. İslam kültürü açısından değerlendirmesini yapıyor. Şimdi tabii ben burada bütün katılımcıları göremiyorum. İçimizde beyler var, bayanlar var. Burada geçen hususları yargılamayalım. Yani şey üzerinden. Buradan da bir İslam mefkuresi çıkarmayalım. Bu tamamen cahizin orada genel kültürü yansıtması, sonra da kişisel bir değerlendirmesi var. Bunun üzerinden dediğimiz gibi aşırı yorumlar yaparak bir değerlendirmeye gitmeyelim. Şimdi değerli arkadaşlar bana 2 dakika müsaade edin. Bulunduğum ortamda elektrik sıkıntısı var. Ben 2 dakika içerisinde jeneratörü açıp geleceğim. O sebeple 2 dakikanız istiyorum, istirham ediyorum. Yoksa bilgisayarım kapanacak.
Evet değerli arkadaşlar, tekrar hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Benim şu anda bulunduğum ortamda akşam Türkiye'nin neresi oluyor? Batısı oluyor. Doğu'da zaten gece yarısına yaklaşmışızdır, yatsıya. Evet, şu anda bir sıkıntı yok değil mi görüntüde ve seste? Evet hocam, yok, geliyor görüntü. Tamam, yani çok özür diliyorum. Dediğim gibi bir bağ evindeyim. Burada da elektrik panellerle sağlanıyor. Panellerin gücü kalmadı. Jeneratörü açmak zorunda kaldım. Min emsalil ammeti diyor. Halk atasözlerinden ahmagu min muallimi küttabin. Küttab mualliminden daha ahmak diye böyle bir söz varmış. Yani birisini eleştirmek için böyle kullanıyorlarmış. Muallim, küttab mualliminden daha ahmak. Küttab, sıbyan mektebi demek. Yani çocukların hocası, çocukları okutan ya da sıbyan mektebinde hocalık yapan muallim demek. وَقَدْ ذَكَرَهُمْ سِقْلَابٌ فَقَالَ سِقْلَابٌ diyor, bunları zikretti. Şiirinde zikrediyor ve şöyle diyor. Ve keyfe yuracca ra'yu vel aklu inde men yaruhu ala unsa ve yagdu ala tiflin. Yuracca raca yercu'den, tefil babına girmiş hali raca yercu'nun. Er-ra'yu derken burada bakış açısını kastediyor. Yani bir görüş yeteneğini, kabiliyetini, yani olayları anlayabilecek bir yeteneği. El-akl, akıl. Bir diyor ki akıl ve görüş nasıl beklenir diyor. Yani beklenmez demek istiyor. İnde men, o kişide. Sonra yeruhu ve yagdu kelimelerini kullanıyor. Bu ravah ve gudu birbirinin zıttı iki kelimedir. Esasen raha yeruhu öğlen öncesi evden ayrılıp işte işe güce gitmeye deniyor. Vada yagdu ise öğlen sonrası yapılan işte işten eve dönüş olabilir. Öğleden önce çıkma, evden çıkmaya raha yeruhu. Öğleden sonra eve dönmeye de gada yağdu deniyor. Mesela gada yemeği öğlen yemeğidir. Değil mi? Tagadda öğlen yemeği yemek anlamına geliyor. Diyor ki burada sabah raha yeruhu yeruhu ala unsa ve yağdu ala tiflin diyor. İşte sabah eşiyle, yani kadınlarla olan, akşam tıfıl. Ben burada şey ettim, yani özür dilerim. Raha yeruhu ve gada yağdu kelimelerinin anlamlarını yanlış söyledim. Yani bunun zıttı olacak. Ravah, öğleden sonraki hareket. Vudu ise sabah hareket, öğlene kadar olan hareket. Burada diyor ki sabahleyin işte çocuklarla birlikte olan, yani kısaca söylemek istediği bu. Sabah çocuklarla olan mektepte, sıbyan mektebinde. Akşam kadınlarla olan bir kişi, eşini kastediyor tabii, yani ünsa derken erkeğin eşini kastediyor. İşte sabah çocuklarla, akşam kadınlarla olan kişiden ne akıl ne görüş beklenir ki diyor. Burada dediğimiz gibi bir algısı var. Öğretmen algısı. Burada muallimi küttabı kastediyor. Sıbyan mektebi hocasını kastediyor. Fi kavli ba'dil hukemai, bazı bilge kişilerin sözlerinde de şöyle geçmektedir diyor. Yani hükema kelimesi, yani Arapçada hem filozof hem bilge kişi anlamına geliyor. Yani bunda kimi kastettiği
dediğimiz gibi hani bu burada filozof felsefe olmadığı için konumuz bilge kişi demek sanki daha doğru. Diyor ki la testeşiru muallimen. Muallimle istişare etmeyin. Yani muallimden görüş almayın. Bu da yine muallim derken kastettiği Sıbyan Mektebi'nde hocalık yapan muallim. Ve la ra'iye ganemin, çobandan. Yani tabii bu ganem da var demek. Koyun çobanı yani. Ve la kethiral gu'udi ma'an nisa'i. Kadınlarla çok oturandan. Ne Sıbyan Mektebi mualliminden, ne davar çobanından, ne de kadınlarla böyle sık sık birlikte olan, çokça oturan efendim kişiden görüş almayın, görüş sormayın onlara. Yine vakalu la teda ümme sabiyike tadribuhu diyor. Sabi çocuk demek, bebek. Biraz daha küçük yaştaki çocuklara söylenen tabir. Ümmü sabiyike çocuğunun annesine ve la teda müsaade etme demek yani bırakma. Ve la teda ümme sabiyike çocuğunun annesine eşine demek istiyor. Müsaade etme tadribuhu çocuğu dövmesine müsaade etme. İzin verme. فَاِنَّهُ اَعْقَالُ مِنْهَا. Çünkü çocuk ondan daha akıllı. Yani çok ilginç yani buralardan hareketle hani günümüzde şu anda bunlar tabii Arapça olarak kalmış ama hani buralara işte bazı kesimler okusa bunları buradan bir İslam kültüründe kadın tasavvuru ne bileyim işte muallim tasavvuru gibi böyle bir şeyler yazmış olsa yani altından kalkmak çok zor hakikaten. فَاِنَّهُ اَغَلُ مِنْهَا. Çünkü çocuk diyor ondan daha akıllı. وَاِنْ كَانَتْ اَسَنَّ مِنْهُ. Annesi ondan daha yaşlı olsa da, esenne, sin kelimesinden ismi taftil, daha yaşlı olsa da diyor. Evet. Şimdi ben şunu sorayım burada. Bu Hicri 2. asırda yazılmış bir metin. Biz buna klasik Arapça diyoruz. Değil mi? Klasik bir metin ve klasik Arapça diyoruz. Sizce hani bazı kelimelerin tabii anlam içerikleri kendi dönemine aittir elbette. Fakat uslub olarak, işte, kelime olarak baktığınızda sizler tabii Arapçaya az çok vakıfsınız. Modern Arapçadan farkı var mı sizce? Yani bu klasik ya da işte ne bileyim belki örnek olarak okuyacağız. Tevfik el Hakim'in mesela yazdıkları modern desek ve arasındaki farkı anlatmaya çalışsak ne kadar fark çıkar sizce? Evet. Ses gelmiyor. Hocam sesiniz geliyor da çok felsefi bir soru sordunuz. Arkadaşlar cesaret edemedi. Hocam Arap dili edebiyatı mezunları varsa onlar cevap verse. Onlar çünkü modern edebiyat okuyorlar. Biz peki şunu sorayım. İçinizde şöyle söyleyeyim. İçinizde bu Arapçayı kaldıramayacak Arapça seviyesi bu Arapçayı kaldıramayacak olanlar var mı? Yani, tabii biz açıkladıktan sonra yani bu şekliyle belki ilk anda elbette zorlanabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama ben hani açıkladıktan sonra anlayamayacak fiili, faili, mef'ulü yerine koyamayacak düzeyde Arapçası olan var mı? Yani bu tabii metinleri okumak için belli bir düzeyde mutlaka Arapçaya vakıf olmak gerekir. Evet, devam edelim. فَاِنَّهُ اَغَلُ مِنْهَا وَاِنْ كَانَتْ اَسَنَّ مِنْهُ. Yani annesi kendisinden daha yaşlı olsa da çocuk ondan daha akıllı. وَقَدْ سَمِعْنَا فِي الْمَثَلِ. Yine bir atasözünde şöyle geçmektedir. Yani meselelere tabii biz atasözü diyoruz ama yani bunların hepsi bir kısmı darbe mesel
atasözü de değil. Yani bizdeki darbu mesel ya da atasözlerini karşılayan kelime Arapçada mesel kelimesi. Bir mesel de şöyle diyor. Ahmaku min ra'i da'nin semanine. Ra'i da'nin semanine diyor. Şimdi bu tabir tabii şimdi da'nine kadar sıkıntısız. Davar çobanı. Da'n koyun demek. Yani ganemin tam olmasa bile eş anlamlısı diyebiliriz. Da'nin. Davar çobanından daha diyor ahmak semenine kelimesi var. Şimdi burada semenine kelimesi da'n kelimesini sıfat olarak alırsak 80 koyun güden çobandan daha ahmak diyor. Evet. Öyle bir anlamı ortaya çıkıyor. Yani burada davar çobanıyla ilgili olumsuz bir algı var. Emme fe emme istihmaku ru'atil ganem. Şimdi yoruma geçti. Yani burada işte, kendi döneminde çeşitli platformlarda söylenen bazı sözleri aldıktan sonra muallimlerle ilgili toplum ya da bazı çevrelerdeki algı yansıtan bazı sözleri aldıktan sonra diyor ki istihmaku ru'at ra'i kelimesinin çoğulu davar çobanlarının çok ahmak kabul edilmesine gelince fil cümle genel olarak fil cümle dediği burada genel olarak demek. Yani dil bilimindeki cümle kastedilmiyor. Genel olarak diyor davar çobanlarının ahmak kabul edilmesi konusuna gelince fe keyfe yekunu zalike savaben. Bu hiç doğru olur mu diyor. Yani bu nasıl doğru olabilir ki? Sonra vakat ra'iyel ganeme ki davar gütmüştür. İddetün min cilletil enbiyai. Büyük peygamberlerden birkaçı ya da belli sayıda büyük peygamber davar gütmüştür. Buna rağmen davar çobanlarıyla ilgili söylenen, yani onların ahmak kabul edilmesi, genel olarak ahmak kabul edilmesi nasıl doğru olabilir ki? Demek istiyor ki yani böyle bir algı doğru değildir diyor. Davar çobanlarına yönelik. Evet, bu cahizin kendi döneminde çobanlarla ilgili algıyı değerlendirmesi. Ve le omri diyor, yemin olsun ki, bu yemin uslubu, omri, yemin olsun ki, yemin ederim ki, yani artık bizdeki yeminlerden uygun olan birini kullanırız onun yerine. İnnel feddâdîne min ehlil veberi ve ru'atil İbili. Feddâdîn bin ehli kaba insanlar. Yani ehl veber ve ru'atil ibil. Ehl veber demek. Ehl veber var. Bir de ehli meder var. Şimdi ehl veber dendiği zaman bedeviler kastediliyor. Veber kıl demek. Tüy demek. Deve tüyü daha çok. Hani develerle işte haşır neşir olan çölde, çadırlarda yaşayan bedeviler kastediliyor. Diyor ki ve ru'atil ibili, yani bunların cahil cühela takımı, ru'atil ibili deve çobanları demek, bu da deve çobanları le yetenebbelune ala ru'atil ganemi. Şimdi bunlar tenebbül nebil kelimesinden geliyor. Nebil ne demek? Asil demek değil mi? Nebil yüce demek, asil demek. Bunlar üstünlük, yani kendilerini imtiyazlı görüyorlar diyor. Asil diyor, daha üstün görüyorlar. Yetefaddalune demek aslında bu başka tabirle. Yetemeyyezune, yetefaddalune bu kelimelerle eş anlamlı. Diyor ki bunlar kendilerini imtiyazlı görüyorlar. Ala ru'atil ganemi davar çobanlarına göre daha imtiyazlı, daha üstün görüyorlar ve bu yarışa giriyorlar. Bu tefeul babı ilginç bir bab. Yani çok çeşitli anlamlara gelebilmektedir. Tefaul babı, tekellüf. Esas anlamı itibariyle tekellüf ama bu tekellüfün içerisinde nüanslarda ayrılan farklı manalarda çıkabiliyor. Ve yekûle haduhun lisâbihi. İşte bunlar birbirleriyle böyle temayüz yarışına giriyorlar, üstünlük yarışına giriyorlar. Biri diğerine diyor ki in kunte kâziben
fehalebte qa'iden. Eğer yalancı isen oturarak efendim hayvanlarını sağasın diyor. Ya bu şimdi ne demek? Yani kelime tabii anlaşılıyor da in kunte kadiben, yalancı isen fehalebte qa'iden. Oturarak sağasın diyor. Efendim şimdi tabii hayvan ismini söylemiyorum. Hayvan ismini söyledim mi anlam çözülür. Hayvanını diyor oturarak sağasın. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Şimdi develer ayakta sağılıyor. Oturarak sağılmıyor. Oturarak sağılan koyun, keçi. Yani davar grubuna giren hayvanlar. Demek istiyor ki yani burada tabii oturarak yani davar sahibi olmak, işte koyun keçi sahibi olmak çok değerli bir şey değil. Deve sahibi olmak asıl asalet ya da asıl fazilettir diyor, üstünlüktür diyor. Bir anlamda ne yapıyor? Eğer yalancı insan diyor şöyle şöyle olasın diyor muhatabını ne yapıyor? İşte kendi gözüne değersiz olan bir şeyle efendime söyleyeyim. İlzam etmeye çalışıyor. Evet. Şöyle devam edelim. Ve kâlel âharu, bir diğeri de şöyle diyor. Terâ hâlibel mi'zâ izâ sarra qâiden ve hâlibuhunnel qâimul mütetâvili diyor. Hâlibel mi'zâ, mi'zâ keçi demek. Keçi sağını görürsün diyor. İza sarra gaiden. Yani sarra da sıkmak böyle. Ya tabii yani keçinin memesini sıkarak işte sütünü almak anlamında. O diyor işte memelerini sıkıp işte sütünü alan o keçi sağan kişiyi diyor. Burada keçi genellikle bizim örfümüzde hani bu sağma işini genellikle kadınlar yaparlar ama bakınız burada müzekker sigasını kullanıyor. Demek ki Araplarda erkek kadın arasında bir fark yok demek ki. Genellikle de demek ki erkekler sağıyor. Keçi sağan kişiyi diyor, onu sağmaya başladığında oturduğunu görürsün. Oturarak sağdığını görürsün diyor. Oturarak sağdığını görürsün diyor. Ve halibi hünne, tabii burada hünne zamirini kullanmış. Nereye gidiyor? Deveyi kastediyor. Halbuki diyor işte deveyi sağanlar diyor, el gâimul mütetâvilu, ayakta sağarlar, işte el mütetâvil uzun boylu demek. Yani ayakta olan zaten uzundur. Uzun bir pozisyonda ya da dik pozisyonda ayakta diyor onu sağarlar diyor. Bir başkası. Evet. Ve kâle imrâetun min gâmıt. Gâmıt bir kabile. Arap kabilelerinden. Ve gâle imraetun min gâmıda. Tabi burada imra'e kelimesini kullanmış. Gâle müzekker. Yani gerçekten cahızın metni böyle mi? Yoksa muhtemelen böyledir. Çünkü tahkikli bir metin. Abdüsselam Harun da tahkikleriyle meşhur bir şahsiyet. Neyse işin o kısmında durmayalım. Gâmıt kabilesinden bir kadın. Şöyle diyor, fi hezimeti Rabi'a tebne mükeddem. Bu da başka bir kabile. Şimdi Rabi'a hezimete uğramış. Ya da Rabi'a gamıdı, hezimete gamıt Rabi'a'yı hezimete uğratıyor. İki kabile yani bunlar. Aralarında li cem'i gamidin vahdehu diyor. Evet. Rabia Gamıd'ı hezimete uğratıyor. Cem ordu demek, topluluk demek. Gamıd topluluğu tek başına hezimete uğratıyor. Ve bu hezimet üzerine de Gamıdlı bir kadın şunları söylüyor. Şiir. Ele hel etâhe ale ne'iha bima fadahat kavmehe Gamıd'ı. Yani tabii metin hani biraz... Arap dili üslubuna baktığımız zaman şiir metni tabii devrik cümleler vesaireler falan var ama şunu kastediyor. Ele dinleyin diyor. Dikkatinizi çekerim diyor. Dikkat çekme tembih edatı zaten bu. Hel etaha ala neiha. Ne uzak olmak demektir. Yani çok uzak bir yerden geldi diyor. Çok uzak bir yerden geldi. Yani bu tabii kabileler arasında
ki mesafenin uzak olduğunu söylüyor. Uzak bir diyardan kalkıp geldi. Bima fadahat kavmehe gamudu. Ve o kadının kavmini ne yaptı? Rezil etti. Bima fadahat kavmehe gamudu. Gamud kavmini rezil etti diyor. Kabilesi yani. Kabile ya da gamut topluluğu, ordusunu kastediyor. Kendi kavmini diyor, rezil, rüsvay etti. Evet. Temenneytü mi'etey faresin, siz hani en az 100 atlı gelir, karşımıza çıkar diye düşündünüz. Yani hani 100 atlı olursa üstlerinden efendim üstesinden geliriz, onları mağlup ederiz diye düşündünüz, temenni ettiniz ama feraddekum farisun vahidu diyor, sizi tek bir süvari, yani 200 süvari yok, sadece tek bir süvari diyor, sizi püskürttü, sizi mağlup etti diyor. Feleyte lena bir tıbatil hıyuli da'nen leha halibun qa'idu diyor. Şimdi keşke diyor. İrtibatul huyul, tabi Kur'an-ı Kerim'de mesela at beslemek, savaş atları beslemekle ilgili bu tabir geçer, rabat olarak. Onu kastediyor burada da muhtemelen. Diyor ki savaş atları diyor, keşke diyor savaş atları diyor beslemek yerine, biz keşke savaş atları beslemek yerine koyun besleseydik diyor. Da'nen, koyun. Keşke onun yerine koyun besleseydik. Lehe halibun gaydı. Ve o koyunların da o zaman oturarak onları sağan sağcıları olsaydı diyor. Yani erkeklerini ve ne yapıyor burada? Erkeklerini eleştiriyor. Tenkit ediyor. Eleştiriyor. Yani siz esasen savaş için değilsiniz. Savaşacak yiğitler, kahramanlar değilsiniz. Bari oturun, oturup koyunları sağsanız daha çok yararınız, faydanız olur diyor. Tabii burada cahiz bu beyti alırken amacı Gamut ile Rabia arasında geçen hezimetle ilgili bilgi vermekten ziyade o dönemde özellikle koyun beslemenin ve koyun sağmanın toplumda çok makbul bir şey olmadığını göstermek istiyor. Onun için bu beyitleri burada alıyor. Evet, son olarak şu kısmı da okuyalım. Dersimizi bu şekilde bugün bu tanışma faslını burada tamamlamış olalım. Fakat semi'na kavle ba'dihim diyor. Bazılarının şu sözlerini de duyduk, işittik diyor. El humqu fil haketi. Hake, hayk kelimesinin çoğulu. Terzi demek. Yani ahmaklık diyor, terzilerdedir. Yani burada da işte terzilik mesleğiyle ilgili bir olumsuz bir algı var demek ki dönemde toplumda. El-hake. Asıl diyor ahmaklık işte terzilerdedir. Vel-muallimin. Yine sıbyan. Sıbyan efendim mektebi hocalarını kastediyor. Vel-gazzalin. Gazzal. Gazzal ise örgücüler demek. İşte hake, birisi terzi, dikiciler, elbise dikiyor. Gazzal de örgücüler. El örgüsü yapanlar herhalde. Asıl diyor, işte ahmaklık bunlar. Demek ki bu mesleklerle ilgili o dönemde böyle bir algı söz konusu. Tabii cahiz dedim, Hicri 2. asırda yaşıyor. Abbasilerin en güçlü olduğu dönemler. Bilimin, kültürün çok güçlü olduğu bir dönem o dönem. Yani Araplar yönetici, öyle diyelim. Yani Emevi ile Emevi İmparatorluğundan sonra işte Abbasi İmparatorluğu, şeyler, Araplar hep böyle yönetici tabakası, üst tabaka. Demek ki böyle toplumda o dönemde mevcut olan bazı mesleklerle ilgili de çeşitli çevrelerde böyle olumsuz algılar yayılıyor. Gale, şöyle diyorlar. Vel hakatu
terziler. Akallu ve askatu, daha düşük seviyede. Askatu dedi yani daha düşük düzeyde, seviyede. Min en yuqale lehe hamka. Yani hani ahmak demekten daha, ahmaklıktan daha fazlasını hak ediyorlar diyor. Yani daha ahmak tabirinden daha düşük bir tabirle ancak tavsif edilebilirler diyor. Ahmak denemeyecek kadar, yani kendilerine ahmak denemeyecek kadar düşük bir seviyededirler. Şimdi tabire bakın. El hakatu ekallu ve askatu minen yuqale leha hamqa. Leha tabi burada he müennes zamirini kullanıyor. Buna da Arapça ile ilgilenenler dikkat etsinler. Hake kelimesi için bunu kullanıyor. Hake gayrimunsarif, pardon, mükesser cemidir. Her ne kadar müzekkere delalet etse de mükesser cemi olduğu için onun için leha derken ha müennes zamirini kullanıyor. Evet. Ekallu ve askatu minen yuqale leha hamqa. Yani ahmak tabirini, kendi ahmak tabiri kendileri için kullanılamayacak kadar daha düşük seviyede diyorlar. Ve kezalikel gazzalun, örgücüler de aynı. Li'annel ahmaku, çünkü ahmak huvellezî yetekellemu bis-savâbil ceyyid. Çünkü ahmak doğru konuşur, güzel konuşur diyor. Sümme yecî'u, sonra bir hata, infahicin, sonra büyük bir hata yapar diyor. Yani güzel, genel olarak güzel konuşur, doğruyu konuşur ama sonra hani kendi durumuyla uyumlu olmayan büyük bir fahiş bir hata yapar. Vel hâiku, terzi leyse indehu savâbun ceyyid. Terzi ise diyor, onun hiç doğrusu yoktur. Hiç güzel sözü olmaz, hiç doğrusu olmaz. Fi fealin ve la magal. Yani ne davranışların, feal davranış demek. Magalle uyumlu olsun diye feal demiş. Nef davranışlarında ne de sözlerinde doğru olmaz, güzel olmaz diyor. İlla en yuc'ale cevdetul hiyaketi, ancak diyor cevdetul hiyake terzilik. Yani terzi dikmek, dikim kalitesi. Evet, dikim diyor, kalitesi diyor min hazel. Eğer diyor güzel bir meslek olarak görülürse o müstesna diyor. Ha, o yüzden takdir edilebilir diyor. Eğer dikmeyi güzel yapıyorsa. Ve leyse ve min hazel fi şey. Fakat diyor bu bizim konumuzla alakalı değil diyor. Yani terzilik mesleğini güzel yapıyor olabilir ama bu bizim konumuzla leyse huve min hâze fî şey demek, bu konuyla hiç alakası yoktur demek. Evet sevgili arkadaşlar, bu muallimlerle ilgili Cahiz'in El Beyan ve Tebiyin'den yapmış olduğumuz bir alıntı. Dediğimiz gibi şöyle bir baktığımız zaman nedir? İşte o dönemin muallim algısı, özellikle tabii Sıbyan muallimleri kastediliyor. Efendime söyleyeyim, bir muallim algısı. Sonra bu algıyla ilgili Cahiz'in değerlendirmeleri burada bitmiyor. Tabii ileriki sayfalarda bu yine devam ediyor. Peygamberleri örnek vererek, mesela çobanlarla ilgili yanlış bir algı var ama onu düzeltiyor. Diyor ki nasıl olabilir? Bu genelleme yapılamaz. Çünkü birçok peygamber çobanlık yapmıştır diyor ki peygamberler en üstün insanlardır demek istiyor. Peygamberlerin, en üstün insanların yaptığı bir meslek nasıl küçük görülebilir? Doğru değildir. Öğretmenleri diyor. Nasıl diyor hocam? Öğretmenler için ne diyor? İşte burada öğretmenleri, tabii buradaki öğretmenler fakihleri, ulema, muhaddisleri, fakihleri vesaire, bunları kastetmiyor. Öğretmen derken kastettiği Sıbyan Mektebi hoca. Yani ne diyelim? Bizdeki anaokulu. 10 yaşından küçük çocukları kastediyor. Şimdi şöyle, Sıbyan Mektebi'nde hocalık yapan hocanın diyor birikimi, fikri, aklı o seviyededir diyor. Tamam mı? Işıklarımı açayım da şöyle, ışığımı açmamışım. Hocam ben katkı sağlamak için şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Adem hocam. Şimdi Osmanlı döneminde, hatta Cumhuriyet'in 1970'lere kadar ilkokul öğretmenlerinin mahkemelerde şahitlik olarak kabul edilmediği diye bir yaygın bir görüş var. Sebebi şu. Evet. Sebebi şu. Çocuk gibi düşünüyor. Yani çünkü çocuklarla işte oldukları için. Bu kültürün devamı demek ki. Yani hani bilemiyoruz. Bunu şeylere sormak lazım aslında.
Hocam ben psikologlara sormak lazım. Hocam gerçekten... okul müdürlüğü yaptım. Bu ÖSYM ile ilgili sınava yapıyoruz ya biz sürekli. Evet, evet. O sınavlarda uygulanan esasları başından sonuna kadar anlatırız bir saat biz toplantıda. Ve bizim okullarımıza daha çok lise olunca ilkokuldan öğretmenler geliyor. Ya 50 defa anlatırız ve gösteririz işte bu paket böyle konur. Yine 3-4 tane hata çıkar. Ve ondan sonra artık biz şey demiştik, alışmıştık zaten. Yani o şey değil aslında, bu çok olumsuz bir şey değil aslında bence. Çünkü evet. Sürekli o çocuklarla içi dışı oldukları için olayla o şekilde bakmaya başlıyorlar. Yani şöyle belki yani sosyal psikoloji açısından olaya yaklaşıldığı zaman belki de bunun bir makesi var, bir karşılığı var. Var. Fakat var. Bu anlatılırken kullanılan tabirler, şimdi ahmak kelimesini biz şu anda Arapça ama bizim Türkçemizde de biraz zor Türkçemizde yani. De var, tamam mı? Türkçemizde de var. İçerik o değişmiş. Ağır yani. Evet, öyle anlaşılıyor. İçerik değişmiş. Şimdi Arapçada ahmak derken onun bir anlamı var. Belki de cahiz döneminde anlamı biraz daha hafifti. Bu şekilde anlatıyorlardı. Ama biz onu Türkçeleştirmişiz ve ağır bir anlam yüklemişiz. Gerizekalı gibi, aptal gibi bir anlam yüklemişiz. Şimdi bununla tabir ettiğimiz zaman ağır geliyor. Belki de bir sosyal psikoloji açıdan yaklaştırmadan işte çocukla sürekli haşir neşir olan çocuksu tavırlar edinmeye başlıyor. İşte sürekli kadınlarla birlikte olup onlarla işte efendim haşır neşir vesaire olanlar bu sefer işte kadınsı tavırlar vesaireler ediniyor tarzında. Hani bunun belki bir karşılığı vardır bilemiyoruz ama hani biraz zihinle zekayla alakalı böyle ağır tabirler kullanıldığı zaman günümüzde bunu anlatmak ifade etmek o açıdan biraz zor. Evet. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu ve bunun gibi ilginç metinlerle devam edeceğiz eğer ders tercih edilir, seçilirse. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.